diyor ki, ben niçin peygamber gönderdim? Ben niçin Kur'an gönderdim? O dini, o şeriatini, o Muhammed'ini, bütün dinleri söyle. O dostların içine girmesen cennette yerin yok. Düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur. وَمَا تَوْفِيقِي وَاَعْتِصَامِي اِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قدنا كيك جماعتمزا دعاء الله نزي يبتك الحمد لله uzun uzun Kabe'nin içerisinde, hatimde, altın olun altında. Elhamdülillah. Dünyanız, ahiretiniz için, çoluk çocuğunuzun ıslahı için, borçlarınızın edası için, dünya ahiret ne hayırlı muratlarınız var ise aklınıza gelen gelmeyen her türlü muradınıza dua ettik. Elhamdülillah. Şu mübarek gecede de sözleştik, burada buluştuk elhamdülillah. Ve bu duaların tesirini Mevla'dan niyaz ederiz inşallah bu gecede sonunda da dua ederiz ki orada yapılan duaların eseri hepimizin üzerinde ve efrad-ı ailesinde ve ticaretinde ve geçiminde her türlü muamelatında o duaların eseri zuhur etsin. Yani görülsün inşallah. İzmit cemaatlarımızdan da vardı. Umrede beraberdik. Onlar da şimdi Mekke'ye geçtiler. Evet. Burada bu gece buluşmak üzere sözleşmiştik tabii. Manisi olanlar, seferde olanlar, hasta olanlar, özürlü olanlar da var illaki gelemediler. Onları da Rabbim bu dualara ilhak eylesin. Bizden emanet ettiler. Dediler biz bulunamayacağız. Siz de bizi duaya katarsınız. Bu gece onlar da duaya katacağız. İnşallahurrahman. Kabe-i Muazzame'de özellikle tabii bu sefer bizim derdimiz malum Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanların ehli sünnet vel cemaatın müşriklerin, Yahudi Hristiyanların ve onların uşaklarının zulmünden kurtulmasıdır. En büyük derdimiz budur. Artık bütün dertleri unutturan bir dert. İnsan kendini düşünemiyor. Yani kendi nefsi ve şahsi sorunlarını düşünemiyor. Bir kabul saati rastlasa, yani bir duan var şu saatte ne istersin deseler, ümmetin meselesi öne geçmesi lazım. Samimi söylüyorum. Bak burada 20 küsur gün, hep dua kabul olan saatlerde, mekanlarda bu kadar hacet namazları ki vakit alan şeyler, saatler süren dualar yapılmıştır. Bunların hepsi, ekserisi benim kendi hastalığım. Bak kaç tane hastalığım vardır. Şu hastalıklarımın tedavisi için bir şey yapacak vakit bulamadım. Kendi şahsi hastalığıma, kendi nefsi derdime, efendim, herkesin kendine göre sıkıntı var mı? Benim de var. Vakit bulamadım. Çünkü nerede bir fırsat bulduksa hepsini ümmete kullandık yani. Cemaatin, ümmetin, ehli sünnetin ve Müslümanların selameti. Derdimiz bu. Bugün sıkıntıları görüyorsunuz. Bu sıkıntılar içerisinde artık insan kendine istemeye utanıyor. Utanıyor. Tabii kendimize de isteyebiliriz. Mevla müsaade ediyor ama eğer hepimizin derdi bu yönde himmetimiz birleşirse Mevla yardımı yakın gönderecek inşallah. Epey bir ferah, bir fereç, bir sıkıntıdan çıkış kapısı açacak inşallah. Bu hususta çok hacet namazları kılındı. Hacet namazları çok değişik namazlar vardır. Tabii
Sizin yapamayacağınız dualar da var. Ezbere bilmek lazım ki secdede okunuyor. 12 rekatlıkları var. Vesaire duaları var secdelerde. Tabii Arapça. Bunlar uzun sürüyor. Bazısı secdede 10 dakika, 20 dakika duası var. Sırf secdede. Bunlar tabii cemaatin çoğu yapamaz. Bütün cemaatin adına bilenler bunu yapması lazım tabii. Bunları yapmaya gayret ettik. Rabbimiz kabul ederse fazl-ı keremiyle kabul edeceğine inanıyorum. Çünkü nefsimiz için değil, ümmet için yapıldı. Bir akşamla yatsı arasıydı. Cuma gününün akşamı. Kabe-i Muazzama'da de acayip bir hava vardı o gün. Bulutlu böyle. Hoş, loş bir hava. Akşama kadar. Akşam ezanında da yağmur başladı. Yağmur orada tabii çok fazileti var. Yağmurda tavaf, yağmurda dua, rahmet yağdığı vakit dua kapıları açılıyor o saatlerde. Akşamla yatsı arasında ben de Altınoğlu'nun altına gittim. Dedim bir hacet namazı kılalım. 12 rekat onu kıldım. İşte bir yandan da yağmur da yağıyor idi. Akşam namazı bitti. Yatsıya kadar işte devam etti. Yatsıda Efendi Hazretleri'yle beraber kılıyoruz yan yana. Bir tefaülde bulunduk. Tefaül demek yani okunacak, namazda okunacak efendim aşırıdan Zamm-ı Sure diyorsunuz ya, Fatiha'dan sonra okunan Zamm-ı Sure'den bir yorum, yani güzel bir mana çıkartmak için. Bakalım ki bu namazlar kılındı, bu dualar yapıldı. Mevla ne buyurur? Tabi bu tefaüldür bu. Resulullah Efendimiz'in çok yaptığı bir şeydir. Tefaül. Tefaül ne demek? Bir şeyi güzelle yormak. En ekseri bu tabi Kur'an'dan, ayetlerden vesaire. Bunun bir misalini size vereyim. Kafanıza kolay girsin. Hudeybiye musalahasında biliyorsunuz antlaşmada Resulullah Efendimiz hani ömreden men ettiler, Mekke'ye sokmadıkları zaman bir anlaşma imzalanmış idi. O anlaşmada Kureyş bir elçi yolladı ki hani Kureyş'in adına o imza edecek, yazışacak. Onun da adı Süheyl imiş. O müşrikler tarafından gelen elçinin adı Süheyl imiş. Tabi Süheyl kelimesi Arapçada sehelden gelir. Sehel kelimesi de kolaylık anlamına gelir. Bu Süheyl ismini duyunca Resulullah Efendimiz kim geliyor diye sorunca müşriklerin tarafından Süheyl geliyor dediler. O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ سَوْلَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ. O zaman bu gelen kişinin ismine bakılarak bu işiniz kolaylaşmıştır dedi. Misal verdim. Anladınız mı ne demek? Yani gelen adamın ismi kolaylıktan geliyor manası. Buradan ne çıkarttı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İşte kolaylık olacak dedi. Hakikaten de oldu zaten. İşte anlaşma formalite yapıldı. Sonradan zaten fethedildi Mekke falan. Bir sorunlar ortadan kalktı. Şimdi biz de en çok Kur'an-ı Kerim'le tefaül yapıyoruz. Ne demek? Efendi Hazretleri çok yapar. Okunan aşra niyet eder. Çünkü neden? Bizim imamdan haberimiz yok ne okuyacak. İmamın da bizden haberi yok. Mesela bir hafız efendiye denip bir aşr-ı şerif oku. Aşr-ı şerif o da Kur'an'da bu kadar ayet var. Hafız her taraftan okuyabilir. Allah bir yerden aklına getiriyor o zaman da bu seçmeli değil. Yani Mevla nereden hatırına getirirse oradan okuyor. Yoksa sıralı belli bir hatim gibi değil. Rastgele bir yer. O gece yatsı namazında bu ayet-i kerimeler Kabe-i Muazzama'da okundu. Şimdi size onların manasını vereceğim. İnşallah kısa da olsa. Bak dinleyin. Çok işaretler ve bişaretler yani müjdeler alırsınız inşallah. Ki Mevla Teala Hazretleri kıyamete kadar gelecek ümmetlerin başına gelecekleri Kur'an'a yazdı. Yani Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel geldi okundu bitmedi. Bugün okunuyor burada Hafız Efendi
ben gelene kadar kaç sayfa Kur'an okudu, bunların zamanı geçmedi. Bu okunan ayetler hepsi bizi ilgilendiriyor. Ama mana çıkarabilene, yoksa cenaze kitabı gibi, mezarlık kitabı gibi birisi ölçün de Kur'an okunsun diye beklersen Kur'an'dan senin nasibin olmaz. Ama Kur'an dirilerin kitabıdır, mezarlık kitabı değil. Kur'an yaşayanlara hitap ediyor. Çünkü yaşayanların iki cihan saadetlerini temin için indirilmiş. Dolayısıyla herkes bugün Kur'an benimle ilgili ne buyuruyor diye düşünse, hesap etseydi Müslümanlar bu belalara düşmezdiler. Ama hiç Kur'an'dan ders dinlemediler, tefsir, hadis, fıkıh bakmadılar. Ancak Yahudi Hristiyanların düşmanların lafına baktılar. Onlar ne diyorsa onu yaptılar. E onlar da Müslümanların iyiliğini mi ister? İşte bu hale bizi düşürdüler. Şimdi nasıl toparlanacağız? Bütün dünyanın Müslümanları kan aldı. Yemek yedemediğine de bütün dünya İslam aleminin efendim fertleri toplanıyor orada. Dünyanın her tarafından insan var. Yanında oturduğun zaman da birisine soruyorsun, Afganistanlıyım, birisine soruyorsun, Mağripliyim, birisine soruyorsun, Sudan, birisi Tunus, birisi Şam, birisi Mısır, birisi Afrika. Dünyanın her tarafından insanlarla oturuyoruz. E tabii Arapça da bilince konuşmak kolay, herkesten bir şey anlaşıyorsun. Evet, ve dertlerini dinliyorsun, herkes kanal. Afganistanlılar perişan, hüngür hüngür ağlıyorlar. Kardeş kanı dökülüyor. Millet Müslüman Müslümanı öldürüyor. İki tarafta sarıklı sakallı. Vah vah vah. Şu yazıklığa bak. Hepsi sarıklı sakallı adamlar. Birbirini öldürüyor işte. Niçin? Amerika Rusya silah satmak için bu harpleri kışkırtıyor. Başka bir oyun yok. Hep arkasında Yahudi Nasara var. Ondan sonra Müslümanlar böyle ahmak, ittifak yok, birleşmek yok, nefsine uymak. O taraftan efendim, nereye eline alsan Müslümanlar zulmünde. Filistin'den, Filistin kan ağlıyor. Beni İsrail, Yahudi musallat olmuş başlarına. Efendim, hiçbir yerde Müslümanlar bir rahatta değil. Hepsi, yani aklı başındakiler, kime sorsan Türkiye'ye dua ediyoruz diyorlar. Ve Mekke'de Medine'de Allah'ın dostları, velileri, salih kullar sabahlara kadar uyumuyoruz diyorlar. Türkiye'deki karışıklıkları duyunca hep Türkiye'ye dua, sabahlara kadar. Gözümüz Türkiye'dedir. Türkiye'nin haberlerini bizden çok takip ediyorlar. Biz bir şey haber bilmiyoruz, onlar bütün Türkiye'den olmuş onu. Halbuki Türkiye'de yaşamıyorlar ama diyorlar ki, Türkiye nasıl bu hallere düşer, nasıl olur? En son evvelsi gece Kuba Mescidi'ne gitmiş idim ziyarete. Akşamla yatsı arasında bir zatla karşılaştım. O da Şam'dan gelmiş, yaşlı. Dedi, adın nedir? Ahmet Mahmut dedi. Benim de adım Ahmet Mahmut dedi. Ondan sonra çok dertli. Çok dertli. Yahu diyor, Fatih Sultanların, Yavuz Selimlerin, Kanuni Sultan Süleymanların torunları diyor, nasıl böyle olur? Allah! Nasıl diyor Kur'an-ı Kerim böyle hor görülür? Nasıl Kur'an okuyanlar efendim böyle zorlanır, Kur'an böyle yasaklanır? Nasıl olur ya Fatih'in fethettiği memlekette nasıl olur? Aklımız durdu diyor. Ya kan ağlıyorlar. Kaç kişi rastladım Türkiye için ağlıyor. İslam alemi bu işi çok iyi anlıyor. Gavurlar da bu işi çok iyi biliyor. Neden? Türkiye İslam aleminin merkezidir. Bütün dünya Müslümanlarının göz bebeğidir. Burada İslam kalkınırsa dünya İslam alemi kurtulmuş olacak. Bunu biliyor. Onun için bütün oyunlar Türkiye'nin üzerinde oynanır. Allah Teala iptal eylesin Yahudi Hristiyan oyunlarını, vatanımız, memleketimiz, ehli sünnet milletimizin üzerinde oynanan bütün hileleri, tuzakları Rabbim iptal eylesin. Efendim kardeşlerim, Osmanlılar çok
Hatırlı insanlar hala anılıyorlar, hiç unutulmuyorlar. Aklı başındakiler efendim öyle methediyorlar. Ah onlar diyorlar, ne hizmet ettiler bütün dünyaya, İslam alemine ne kadar hizmet ettiler. Siz onların torunlarısınız. Böyle. Ecdadımızın hatırına bize de efendim itibar gösteriyorlar. Allah Teala o itibarımızı yeniden iade eylesin. Dinin bir İslam'a en büyük hizmetleri yapan kıymetli ecdadımız hürmetine onların yolunu yaşatsın, onların yolunu öldürmek isteyenleri helak eylesin. Şimdi okunan ayetler o gece yatsı namazında bu okundu. Bakın Rabbimiz ne haberler okuyor. Estaizu billahi ve kâlellezîne keferû. Kafirler dedi ki Resulîm peygamberlerine, dünya kuruldu kurulalı böyle olmuş. Adem babamızdan tut, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ alâ nebiyyina aleyhi mecmain. Efendim, hepsinin düşmanları bulunmuş. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Erbab-ı Kemal'i çekemez nakıs olanlar. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil diyor. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl düşmanı Ebu Cehil vardıysa, onun yolunda olan her alimin, peygamber vekilinin de Allah dostunun da nesi var? Bir Ebu Cehil'i var. Bir karşıtı var yani. Şimdi peygamberler biliyorsunuz dünyadan ayrılırlar ama bizim anladığımız gibi ölmezler. Kabirlerinde diridirler. Ve onların varisleri vardır, vekilleri vardır. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Dünya onlardan boş kalmayacaktır. Rabbim onları tanımayı, yollarında devam etmeyi bize nasip eylesin. Evet. Demek ki o zaman kafirler peygamberlerine dediklerini Mevla Habibine anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de bize okuyor. Aynı şey. Bugün yine dünya üzerinde peygamberler yok ise de peygamberlerin yolunu yaşamak ve yaşatmak isteyenler var mı? Peki bunların karşıtları var mı? O da var. Aynı ayetler devam. Yani bu peygambere denmişti de şimdi geçmiş diye bir şey yok. Kafirler elçilerine dedi, tabi rasulleri deyince bunu umumi manada düşünürsek elçiliktir risalet. Elçilik ne demektir? Ben sana Allah'ın ayetini okursam, peygamberin hadisini sallallahu aleyhi ve sellem okursam ben kimin elçiliğini sana duyurmuş oluyorum? Kendi elçiliğimi değil ki Allah'ın Resulü'nün elçiliğini yapmış oluyorum. Dolayısıyla sen bana karşı gelsen itiraz etsen kime itiraz etmiş oluyorsun? Allah Resulü'ne itiraz etmiş oluyorsun. Ben kafamdan bir şey söylemediğim zamanda. Ama ben kafamdan bir şey katarsam sen bana karşı gelebilirsin. Ama ayet hadis okuduğum zaman karşı geldiğim vakit doğru Allah Resulü'ne itiraz. Ona göre dikkat edeceksin. Kafirler Resullerine ne dediler? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dedi bunu. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Hud Aleyhisselam'ın kavmi. Hepsi dedi bunu. Muhammed Mustafa'nın kavmi de sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ne dediler? لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا. Ey peygamberler! Mutlaka sizi bu memleketimizden, vatanımızdan çıkartacağız. Sürgün edeceğiz. Ve çoğu peygamberler de biliyorsunuz bu yüzden hicrete zorlanmışlardır. Resulullah Efendimiz niye bıraksın ki vatanını Mekke'yi? Ayrılırken bile ne kadar üzgün ayrıldı. Döndü Mekke'ye baktı dedi. Vallahi ben biliyorum ki Allah'ın en sevdiği şehir sensin. Ama senin ehlin beni buradan çıkmaya zorlamasalardı ben senden başka bir yerde yerleşmezdim dedi. Ama senin ehlin, milletin beni ihraç etti. Peygamberlere ne diyorlar? Mutlaka sizi memleketimizden çıkartacağız. Niçin? Fitne çıkarıyorsunuz. Fesat koparıyorsunuz. Tövbe ya Rabbel Alem. Ya peygamber fitne fesat çıkarır mı? Neden? Ha, onların putlarına tapmak,
efendim salih oluyor, düzen oluyor, onların putlarını bırakıp bir olan Allah'a tapmak fitne oluyor onlara göre. Görüyor musun şimdi? Onların fitne dediğine tevhid, Allah'ı birlemek, işte ancak Allah'a kulluk etmek onlara göre fitne bu. Siz memleketi karıştırıyorsunuz. Niye? İçkiyi yasak ediyorsunuz, kumarı yasak ediyorsunuz, zinayı yasak ediyorsunuz, faiz yasak ediyorsunuz. Biz de bunlara alışmışız. Bunlarsız duramayız. Onun için sizi bu memleketten çıkaracağım. Dediler. Görüyor musun? Şimdi bunların fitne dedikleri Allah'ın dinde en büyük fazilet, kendilerinin fazilet dedikleri, meziyet dedikleri en büyük rezalet. Ama şeşibeş adamlar tersine görüyorlar. Bu millet şimdi alışmış içki, kumar, faiz, fuhuş, şarkı, türkü, bunların efendim etine kemiğine girmiş. Kalbine bunların muhabbeti yerleştirilmiş. Şimdi bunlara bu haramları bırakın desen hemen sana ne derler? Sen bu memleketten çık. Seni bu memlekette yaşatmayacağız. Niye? Efeset çıkarıyorsun. Halbuki biz onlara dünya ahiret saadet yolunu söylüyoruz. Allah Resulü'nün izniyle, emriyle. Ama yok. Sizi bu memleketten çıkartacağız. Ev لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Ya da siz de bizim dinimize döneceksiniz. Şimdi aynı laf dünya üzerindeki bütün Müslümanlara da söyleniyor yani. Ya bu memlekette size yaşama hakkı vermeyeceğiz, namaz kıldırtmayacağız, oruç tutturmayacağız, efendim başınızı örttürmeyeceğiz, namaz kıl, efendim cemaatla toplandırmayacağız, sarık sardırmayacağız, sakal koydurmayacağız, sünnete uydurmayacağız. Ya da yaşamak istiyorsanız siz de bizim yolumuza uyarsanız, bizim gibi içki içerseniz, kumar oynarsanız, zina ederseniz, namussuzluk ederseniz, faiz yerseniz, yalan derseniz, çıplak gezerseniz, karınızı kızınızı sokağa açık salarsanız yaşayabilirsiniz. Aynı. Başkası yok yani. Ya memleketten ihraç edeceğiz ya yolumuza döndüreceğiz. Ya Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi aynı dediler. Şuayb Aleyhisselam'a bu sözün aynısını Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Şuayb Aleyhisselam da cevap verdi. Kâle evelev künnâ kârihîn. Ya biz istemesek de siz bizi nasıl yolunuza çevirirsiniz dedi ya. Hadifterayne alellâhi kezimen in'udnâ fî milletikum. Allah bizi şirkten kurtardıktan sonra, sapık yollardan, içkiden, kumardan, zinadan kurtardıktan sonra biz yeniden sizin pisliklerinize dönersek o zaman biz Allah'a yalan iftira etmiş oluruz. Ve ma yekunu lena en na'ude fiha illa yasha Allah rabbuna. Allah dilemedikçe bizim sizin yolunuza dönmemiz mümkün değildir. Allah da böyle bir şey dilemesin fazl-ı keremiyle. Din İslam dininden gayri bir yola dönmemizi murad eylemesin. Şahrab buna kulle şeyin ilme. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Alallahi tevekkelna. Ancak Allah'a güvendik. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Ya Rabbi bizimle inkar eden milletimizin arasını aç, ayır, seç, sen açanların en hayırlısısın ya Rabbel Alemin. Bak işte peygamberin duasına bu bir misal. Bunun üzerine tabi neler oldu? Kur'an-ı Kerim yazıyor. Ne azap geldi, ne azap geldi. Hem de yağmur bulutundan, bulutu zannettikleri yerden geldi. Rahmet geliyor zannettiler. Şuayb Aleyhisselam'ın ümmeti çok kuraklık, kıtlık çektiler. Bunun üzerine Mevla bulutları yolladı. Bulutları görünce sevindiler, hepsi altına biriktiler ki ne zamandır kuruduk, bir ıslanalım, şöyle bir yağmur yağacak dediler. İşte rahmet beklenen yerden azap geldi. فَاَخَدَهُمْ عَذَابِيُمْ ذُلَّ. O bulut gününün azabı onları yakaladı.
oradan Mevla Teala bir ateş kıvılcımları yağdırdı. Bir efendim fırtına onları yaktı, kavurdu, bitirdi. Yerle bir et, bir tane diri bırakmadı. Hepsi kül oldu. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Azap yakaladı mı kimseyi bırakmaz. Mevla sabreder sabreder. Sonunda böyledir. Şimdi adamlar demiyorlar ki siz doğru yoldaysanız biz de sizin gibi olalım da hep kurtulalım. Yok. Ya biz biliyoruz siz hak yoldasınız, biz batıl yoldayız. E biliyorsanız siz de hak yola gelin. Yok, gelmeyiz. Biz hak yola gelemeyiz. Sizi de batıl yola getireceğiz. Yani ben senin gibi olamasam seni benim gibi yaparım. Ya memleketten sürgün edeceğim seni, ya benim yoluma döndüreceğim. Ya bırak beni yolumla baş başa da ben de yolumu, dinimi yaşayayım. Memlekette hürriyet varsa, memlekette demokrasi varsa, memlekette insan hakları varsa, memlekette herkes istediğini yapıyorsa, donsuz gecene bir şey dediğin yok, kafasını kapatana ne karışıyorsun? Allah Allah. Yok, insan hakları var ama kime? Çıplak gecene var. O zaman bu insan hakları değil, orman haklarıdır bu. Tamam mı? Çıplak gezen, istediğiyle yatıp düşen bu orman mahsullerine ait bir şeydir. Orman kanunudur, orman hakları olur bu. Ormandaki hayvanatın hakları o zaman bu. E Müslümanım diyen namusunu koruyacak, karısını başını kapatacak, sen buna hak vermediğin zaman demek, efendim, insan hakkından bahsedemezsin. Çünkü kafirlere Allah insan demiyor. Ülâge kel en'am belvime bal. Onlar hayvanlardan da sapıktır diyor. İstediğiyle düşüp kalkan hayvandan beter. Buna hak vereceksin, serbestlik vereceksin. Esas insan Müslümanlardır. İnsan, insaniyet, İslamiyetle eşittir. İslamiyet olmadığı yerde insanlık söz konusu değildir. Hayvandan adi bir, efendim, birbirinin kanını hemen sömüren, saçma sapan, efendim, batıl yollar vardır İslam'ın dışında. Hak bir yerdedir. Geri kalan dalalettir, felakettir, rezalettir. Sen esas insanlara yaşama hakkı tanımayacaksın. Ha, ormandakiler gibi yaşarsanız hakkınız var. Doğru Müslümanlığı yaşarsanız hakkınız yok. Ne olacak o zaman? Siz de bizim yolumuza döneceksiniz. Ya bırakın bizi, biz istemiyoruz, bizi zorlamayın. La havle ve la kuvvete illa. Sıkıntı görüyor musun? Adam ne düşünüyor biliyor musun? Adam düşünüyor ki ben bunu diyor bu yolda bırakırsam bu cennete gidecek diyor. Ben de bu yolda kalırsam ben de cehenneme gideceğim. Ben bunu sevmiyorum. Öyleyse diyor bu niye cennete gitsin de ben cehenneme gideyim diyor. Bu da cehenneme gelsin. Aha. Hesaba bak. Hesap bu ha. Hesap bu. Şimdi Bules isimli bir Yahudi vardı. O zaman da İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılmasından biraz geçtiği zamanlarda tabi Nasara izleyenler hidayet üzere idiler. Yani havariler ve onların yolundan gidenler İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil kitabı üzere yaşayanlar. Yahudiler zaten evvela kendi dinlerini, kitaplarını değiştirdikleri halde aralarından az bir Tevrat üzere kalanlar vardıysa da ne zaman İsa Aleyhisselam geldi, İncil-i Şerif geldi, o zaman son peygamber olarak ona inanmaları gerekirken tabii kıskançlıklarından İsa Aleyhisselam'ı inkar ettiler. İncil'i inkar etmekle müşrik oldular. Yahudiler daha Kur'an'la değil, İncil geldiği zaman da zaten İncil'i inkarlan bir defa yoldan çıkmış oldular. O zaman Yahudiler Hristiyanlarla bir savaş etmişler. Ama Hristiyanlar, yani o zamanki Nasrani'yiz diyenler, hakikaten İncil ehli olanlar, İsa Aleyhisselam'dan sonraki hak yol üzere bulunanlar. Yahudiler de tabii İncil'i inkar etmekle bir şirke düşmüşler. Bir muharebe yapılmış. Bu muharebede Hristiyanların ekserisi kırılmış. Tabii hak yol üzere öldürülen ne olur?
şehit olmuşlar. Yani İncil ehli, sağlam dine bağlı insanlar şehit olmuşlar. O zamanı söylüyorum. Bu Yahudilerin içerisinde de Bules isimli biri vardı. Tefsire de yazdım uzun kıssasını. Şimdi vakit çok tahammül etmiyor. Onu bir müsait zamanda okumaklık bir şey yani. Bu Bules ne düşünüyor biliyor musun? Yahudinin fikrine bak. Şimdi diyor, biz bunları yendik. Yendiysen otur aşağı tamam, sevin. Yendik ama diyor, bunlar diyor hak yolda olduğu için bunlar cennete gitti. Bak şimdi, ulan adamı yendin, adamı öldürdün. Öldürmüş yine doymuyor. Diyor ki bunlar şimdi cennete gitti. Ya kendi de biliyor yani ha. Ne olacak? Biz diyor bunları yendik ama niye yarar? Biz ölecek cehenneme gideceğiz. Bunu da biliyor. Ne yapmak lazım diyor. Ne yapmak? Bunlardan intikam almak lazım. Ulan öldürdün adamı zaten. Daha ne intikam alacaksın? Öldürdüm ama diyor cennete yolladım onu şimdi. Bu sefer kalanlarından intikam almam lazım. Kalanlarından nasıl intikam alacağım diyor. Bunların diyor dinini bozmam lazım diyor. Yahudi'yi görüyor musun? İtikatını bozmam lazım diyor. Gruplara ayırmam lazım. Bölmem, parçalamam lazım. Hıncımızı o zaman alırız ki bunlar da cennete gidemesin yani. Çoluk çocukları da bozulsun. Cehennemde bize arkadaş olsun. Fikre bak. Aynı kafada Yahudi bugün. Bunun üzerine uzun bir kıssası var. O Yahudi neler yaptı biliyor musunuz? Hristiyanlar o zamana kadar İncil üzere, İsa Aleyhisselam'ın yolunda daim idiler. Bu melun Yahudi geldi dedi ki, ben dedi biliyorsunuz dedi sizden harpte bulundum. En çok adamınızı da ben öldürdüm. Çünkü çok bahadır birisiymiş, harpte çok faaliyet yapmış, tanınmış. Evet dedi, şimdi dedi ben İsa Aleyhisselam'ı dedi rüyamda gördüm. Dedi bana sen iman et, yola gel, işte af olursun. Ben de dedi tövbe ediyorum, söz veriyorum. Beni de kabul edin, bana dininizi öğretin, ben bu yola gireceğim. Hristiyanlar da o zaman dediler, sen İsa Aleyhisselam'ı gördüysen, inanacaksan buyur, biz bayılırız, yolumuza gir. Bunları kandırmak için inandım dedi. Öyle bir yani takva üzere oldu ki, bir sene itikafa girdi, bir sene. Onların kiliselerinde, o zaman ibadet yerlerinde, bir sene hiç odadan çıkmamak üzere. Devamlı zikir, ibadet, böyle İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini harfiyen yaşamak kimsenin şaşırttı bütün efendim Hristiyan alimlerini, zahitlerini, o zamanki insanlar. Ne takva adam ya! Ne oyunlar etti. Bir sene sonra işte üç kişiyi en yakın arkadaş olarak üç kişiyi kendine seçmiş. Bütün millet de buna öyle itibar ediyor ki çünkü tam tevbe etti, bir senede itikaf etti. Şimdi bir adam bir sene camiye girse, bir sene devamlı zikretse, bizim millet de bunu görse ne derler? Ulan bu üç evliya ya bu adam. Ne derse tamam işte. Bilmiyorsun ki herifin niyeti nedir. Ondan sonra sen efendim, biz iki gün camide duramıyoruz. İki saat şurada beklediniz, canınız çıktı mesela. Bir sene camide duranı da görünce tabii ki sen de bayılırsın yani. Bu nasıl adam ya? Devamlı zikir yapıyor. İşte bu melunluk, kötü niyet. Ondan sonra üç kişiyi seçti kendisine. La havle ve la kuvvete. Onlara da dedi ki ben dedi, yarın dedi, herhalde dedi İsa Aleyhisselam dedi, ben gördüğüme göre beni yanına istiyor dedi. Onun için ben kendimi kesmem lazım. Kurban edeceğim onun yolunda ve ruhum dedi ona kavuşacak. Hakikaten kesecek kendini ha, hakikaten. Çünkü yolunu tutturmak için mecbur. Adama bak canını veriyor gavurluk için. Ben dedi kendimi feda edeceğim, kurban edeceğim ama dedi sen benim sırrımsın işte en yakınımsın, sana bir şifre vereceğim. Bunu tut. Ne oldu işte? İsa Aleyhisselam hakkında itikat 3 mezhep üzere. 3 kişiye ama birbirine haberi yok. Birine diyor ki sırf sana söylüyorum, öbürüne diyor sırf sana söylüyorum, öbürü hiç birbirinden haberi yokken 3 kişiye 3 ayrı itikat açtılar. Birine diyor ki İsa Aleyhisselam Allah'tır, birine diyor İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur, birine diyor işte Meryem anamız Allah hanımıdır. 3 türlü değişik bir şeyler. Bunları 3 kişiye öğretti ama sırf sen biliyorsun, başka da bilmiyor. Ben de yarın kendimi kurban edeceğim. Adama zaten itikat beslemişler, bir senede gözlemişler. Bir de ertesi gün hakikaten kendini kesti ya. Öldü gitti. Geberdi gitti ama arkada kalanlar lan bu İsa Aleyhisselam'a kendini kurban etti. Hakikaten ne acayip adam bu falan. Şimdi birisi çıktı. Dedi ki bu dedi gitti ama bana bir dedi sır bırakmıştır. İsa Aleyhisselam hakkında itikadımız budur. Hadi bakalım şimdi.
Biri de çıktı, yok. Ben öyle demedi bana ya. Şey yoktu. O ona yalancısın, bu buna yalancısın. Üç türlü fikir türedi. Yakubiye, Nesturiye, Melkaniye, üç fırka Hristiyanlar, işte Ortodoks, Katolik, he? Protestan mı? Protestan. Protestan olmuşlar. Ne dedi protestan? Ada bak hizaya gel ya. İşte bu şimdi üç fırka. He? Üç fırka hala birbirine harp ediyor. Şu anda dünyada üç grupturlar başlıca. Bu üç gruba sorsan hepsi birbirine kafir der. He? Fırka fırka, parça parça. Bunun, bu fitnenin başı nereden geliyor? O Bules denen Yahudi'den. Adam bak bir sene camide itikaf yapıyor ve senin orada kendini de kurban ediyor. Niçin? Hani bir itikat tutulsun da yani beni bir beğensinler, benim peşime gitsinler. Kendini öldürünce bir adam arkadan olan vay anasını ben yarın kendimi kurban edeceğim deyip de kestiği vakitte hadi bakalım bu üç itikat yerleşmiş. Hristiyanlar hala pusulayı bulamamış, yolunu kaybetmiş. Kur'an'da onlar için Estağfirullah ve dallin geçiyor. Dallin demek sapıtmış kavim. Sapıtmış, dalalette. Gayril mağdubi aleyhim. Allah'ın gazabına uğramış Yahudiler. Böyle dallin de sapık Hristiyanlar. Ya Rabbi onların yoluna değil, dostlarının yoluna bizi hidayet eyle diye. Beş vakit her rekatta ihtinas sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Duayı da yapıyoruz ama yine namaz kılanımız, hacımız, hocamız bile masonların, lionsların peşinde dolaşıyor. Allah'ın ne kadar sapık kulu varsa, gazap ettiği, lanet ettiği lions, rotori, sapık, mason, Müslüman, hacı, hoca onların peşinde. Bu adam da bir kere Fatiha'yı doğru okusaymış demek ki yolunu bulacakmış. 70 sene namaz kılmış ama bir kere velallâlin amini kabul ettirememiş. Eğer bir amini kabul olsaymış Allah'ın peygamberinin dostlarının yoluna gelirmiş. Allah hidayet eylesin. Ne diyelim? Şimdi mesele nedir, anladınız mı? O melun Yahudi Hristiyanları bu hale sokmak için canını bile verdi de sebebi ne? Herif diyor ki biz bunları öldürdük, cennete yolladık. Şimdi biz cehenneme gideceğimize diyor. Bunlar da cehenneme gelsin. Ne yaptı işte? Hristiyanları böyle saptırdı. Şimdi mesele bu. Bizim hak yolda olduğumuzu biliyorlar da biz onlar gibi diyor namaz kılamayacağımıza göre, zikredemeyeceğimize göre, Kur'an okuyamayacağımıza göre bunları da şarkıya, türküye, filme döndürelim de bari hep cehennemde beraber oluruz canım. Niye o cennete gitsin? Bırak beni ya, ben senden cehenneme gelmek istemiyorum. Beni bırak. Nasıl hürriyet var ya? Hürriyet varsa cennete gitmek de serbest olsun. Bırak cennete gitmek isteyeni yolla. Şimdi bak kafirler peygamberlerine ne dediler? Ya sizin memleketimizden sürgün edeceğiz, bu memlekette size yaşama hakkı vermeyeceğiz, ya da bizim yolumuza siz de döneceksiniz. Peki, cevaba Mevla veriyor. Bu ayet-i kerimelerin sonunda büyük müjdeler geliyor. Estaizu billah. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب
sözü üzerine Allah-u Teala'dan, yani peygamberlerin Rabbi olan Allah, müminlerin velisi sahibi olan Allah Celle Celaluhu o peygamberlere vahyetti ve bildirdi ki siz korkmayın, merak etmeyin. Kim size diyorsa ki sizi ya yolumuza çevireceğiz ya memleketimizden çıkaracağız diyen, o kafirleri, o zalimleri biz de helak edeceğiz. Allah vahyetti, biz zalimleri helak edeceğiz. Ha. Şimdi zalim kim? Zalim, inne şirke le zulmün azim, en büyük zulüm şirktir. Şirk ne demek? Allah'a ortak koşmak. Ne demek Allah'a ortak koşmak? Adam diyor ki gökler, yerler efendim ve içindekilerde Allah'ın hükmü geçmez. Biz ne dersek o olacak. Kainatların Allah'ın hükmü geçerse olacak. Emirleri işlenmeyecek, yasakları işlenecek. He? Bundan büyük zalim kim olabilir? Kendini Allah'a ortak ediyor. Kendi gibi insanları Allah'a ortak ediyor. Seni onlar mı yarattı? Seni onlar mı yaşatıyor? Yağmurunu onlar mı yağdırıyor? Seni onlar mı öldürecek, diriltecek? Yok. Elinden ne gelir? Senden beter acizler. Onlara mı tapacağız? Kula tapılır mıymış? Bu ne rezillik? Zalim. Ha, Mevla da ne haber gönderdi peygamberlerine ve onların vasıtasıyla hepimize? Biz zalimleri helak edeceğiz. Şimdi bu ne zaman okundu? Kabe'de. Neyin üzerine okundu bu? Hacet namazları, dualar yapıldı ve bizim Müslümanların selameti istendi. Bakalım ne olacak acaba? Bir hayırlı yorum yapılmak üzere niyet tutuldu yatsı namazında. Bizim haberimiz yok, imam ne okuyacak? O da bilmiyor bizim niyetimizi. Hadi bakalım Mevla ne cevap verdi? Kafirler dediler ki biz sizi çıkaracağız, sizi sürgün edeceğiz, biz sizi yolumuza çevireceğiz. Hah. Ben de vahyettim gidiyor. Şimdi bu haber bize geldi mi, gelmedi? Geldi. Yani Kur'an'ın bu ayeti bize taalluk ediyor mu, etmiyor mu? Etmiyor da 1400 sene evvel günü bitmedi ki bunun. Kıyamete kadar geçerli. Biz de zalimleri helak edeceğiz. Dahası onlardan sonra, onları yok ettikten, temizledikten sonra yeryüzüne Müslümanları yerleştireceğiz. İnşallah. İskan edeceğiz. İskan Türkçeleşmiş. Türkçe'de diyorsunuz ya iskan, yani iskan yerleşim demektir. Onları iskan edeceğiz. Ancak burada bir şart, o da nedir? Bu müjdem, Mevla buyuruyor ki benim bu müjdem, zalimlerin helaki bize en büyük müjdedir tabii ki. Ve yeryüzünün hakimiyeti, ehli sünnet ve cemaat Müslümanların, Allah dostlarının yeryüzünde emniyet ve hürriyet içerisinde dini mübin İslam'ı yaşamalarının serbestliği en büyük nimetimiz. Bu kimedir? Bu kimedir? İşte orada bizim eksiğimiz olmasa bu hemen yerine gelecek. Ama işte orada eksik var. Bir, benim tehdidimden korkan ve benim huzurumda hesaba çekileceğinden korkanlaradır. Yani bugün eğer Müslümanız diyenler Allah'tan hakkıyla korksalar, yani Allah'ın huzuruna çıkacağım, hesaba çekileceğim, tuttuğumdan, yediğimden, kazandığımdan, harcadığımdan, konuştuğumdan, baktığımdan, helal mıdır, haram mıdır, Rabbim yüzüne hesap vereceğim, bunu düşünseler, Allah'ın hesabından korksalar, Allah'ın tehdidinden aldırsalar, cehenneme girmeyeyim, azaba düşmeyeyim diye takva üzere yaşasalar, işte onlaradır bu müjde diyor. Bizim orada neyimiz var? Çok gevşekliğimiz var. Çünkü bugün Müslümanım geçinen hacı, hoca, sakallılardan bile faizle iş yapan var. Yalan diyen var. Söz bozan var. Yok mu? İftira eden var. Namaz kılıp zinaya giden var. Var ya kardeşim, var ya. Her yol var bu cemaatta. Ne olacak o zaman? İşte Allah'ın yardımı böyle gecikiyor. Yoksa Allah Teala yardım etmekten aciz midir? Allah'ın gücü mü azalmış? Haşa! Hemen galip eder, bu vaadiyle tahakkuk eder, zalimleri helak eder, ehli sünneti aziz eder. Ama benim huzurumda hesaba çekileceğinden korkana diyor. Adam korkmuyor ki Allah'tan. Müslümanım diyor ama Allah'tan korkmuyor adam. Cehennemden korkmuyor. Bir vakit namazı kaçırmak, kasten namaza gelmeyen 80 sene cehennem azabını hak eder. Bunu peygamber söyledi sana, bunu korksana ya. Cemaate gelmeyen, sabah namazı camiler boş duruyor, cemaate gelmeyen evini yakarım diyor, evi ocağı yanmıştır diyor,
Bundan aldırmayan adam, Allah peygamber ne derse desin, sen yan geldin yattın aşağı evde. Senin gibi adama Allah yardım eder mi ya? He? Peygamberin sünnetleri terk edilmiş. Halbuki Mevla buyuruyor, estaizu billah. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Sadakallahu azim. Şu ayete bak. Benim peygamberimin emrine karşı gelenler, yolunu, sünnetini terk edenler çok korksun ve sakınsınlar, onların başına büyük fitne gelecek diyor. Bundan büyük ayet var mı ya? Açık. Peygamberimin emrinden ayrılan, Yahudinin, Hristiyanın yolunu oyup peygamberin sünnetini terk eden bütün ümmet terk etti. İşte o zaman fitne gelecek diyor. Gelmedi mi fitne? Daha fitne arıyorsun değil mi? En büyük fitne nedir? İslam'ın gerilemesi, Müslümanların zelil duruma düşmesi, dünyada kavurların borusu ötmesi. Bundan büyük fitne mi arıyorsun? Amerika, Rusya oradan ahkam kesilecek, 3 milyon Yahudi, 1,5 milyar Müslümanın kanına girecek. Olur mu ya? Afganistan harbi nedir? Cezayir'in durumu nedir? Bütün dünya, Keşmir nedir? Somali nedir? Doğu Türkistan nedir? Bütün Müslümanlar kırılıyor. Bugün hala millet katliamdadır ya. Bütün bunlar, Türkiye'deki terör nereden geliyor? Türkiye'deki terör nereden geliyor? Yine Yahudi Hristiyan'ın oyunu, Türkiye'yi bölmek, milleti birbirine öldürtmek. Evet. Düşmanlarımızın oyunları bunlar. Silah pazarlamak için. Evet, Müslümanları kırdırıyor. İşte peygamberimin emrine karşı gelenler, sakınsınlar, büyük fitne olacak. Fitne olacak, işte Müslümanlar birbirinden ayrılacak, güçleri azalacak, kafirler birleşecek, güçlü olacak. Bugün Yahudi Hristiyan'a kafir diyor, Hristiyan da Yahudi'ye kafir diyor. Bugün Hristiyanlar üç fırkadır, hepsi birbirine kafir diyor. Ama Müslümanlara karşı geldiği zaman da bütün dünyanın gavuru birleşebiliyor. Ama Müslümanlar bir cami cemaati bile birleşmiyor. Müslümanlar bir caminin cemaati şurada, saf yapsam bile biri ileri biri geri. Yahu kardeşim, şu safta bari bir düz gidin, o da yok. Neden? Çizgi çekiyorsun, ip koyuyorsun, lastik çekiyorsun, yine adam geri duruyor. Çünkü kalbi yamuk. Çünkü Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinizin arasını ayırır diyor. Buradan bile belli oluyor. Aynı safta düzgün duramayan Müslümanlar. Demek ki kalpler dağınık. Fırka fırka, grup grup. Bu kimin işine geldi? Düşmanlarımızın işine geldi. Mevla buyuruyor, Sa'idun billah, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ اِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Kullarım, kafirler ne kadar birbirine düşman görükseler de aslında birbirlerinin dostudurlar. Eğer siz de Allah yolunda dostluğu temin etmezseniz, birleşmezseniz, yeryüzünde büyük fitne çıkacak, büyük fesat kopacak. O da nedir? İşte Müslümanlar zayıf duruma düşecek, gavurların borusu ötecek, başka bir şey yok. Sayımız çok olsa bile hükmümüz geçmiyor ya. Bundan büyük fitne fesat olur. Müslümanların sayısı çok, hükmü yok. Allah Allah. 1,5 milyar İslam alemi mahkum durumda, 2,5 milyon Yahudi dünyaya hakim olmuştur. Bundan büyük fitne olur mu, fesat olur mu da? Şu memlekette, kendi vatanından memleketinde, Hazreti Fatih'in emanet ettiği İstanbul'da sen başını örtemesen ne olacak da? Çünkü fitne koptu bir defa. Bu ateş kimden çıktı? Bizden çıktı, döndü bizi yakacak. Çünkü Resulümün emrinden ayrılanlar, sakınsınlar, onlara fitne vuracak ya da can yakıcı azap ulaşacak. Allah muhafaza etsin. İnşallah azabın, belanın günü doluyordur da inşallah bundan sonra bu millet yeniden yolunu bulur inşallah. Efendim kardeşlerim, şimdi Mevla'nın müjdelerini dinleyin. Ama şart, benim huzurumda dikileceğinden korkan, benim Kur'an'ımdaki tehditlerimden sakınan o kullarıma müjde geldi. İnşallah bir cemaat vardır. Allah sayılarınızı artırsın, şuurunuzu artırsın, korusun, muhafaza buyursun.
ehli sünnetten dünya boş kalmayacak inşallah. Tabii sizler bu millete bu gerçekleri anlattıkça, duyurdukça Allah Teala bakalım daha yakında inşallah nusretiyle teyit buyuracak. Devam ediyor. Bunlar tabii zaten bir rekatlar okunduğu zaman da ben arada çok sohbet yapıyorum. Yoksa bunlar peş peşe ayetler. Vesteftehu, benim peygamberlerim düşmanlarından çok darlanınca artık ya Rabbi yardımın nerededir gelsin diye fetih istediler. Bak şimdi ayetlere bak. Fetih ne demek? Yani Allah'ın yardım ve nusreti, zafer ve ganimet talep ettiler. Ve khabe kullu cebbarin anid. Benim peygamberlerim diyor, benden fetih ister istemez ne kadar cebbar, zorba, inatçı, azgın, Firavun, Karun, Şeddat, Haman, Ebu Cehil, hangi peygamberin döneminde olursa olsun, hangi peygambere karşı gelirse gelsin, Allah'ın peygamberi eğer ki Allah'tan fetih istediği zaman karşısındaki düşman ne oldu? Husrana uğradı, helak oldu, mahvoldu, gitti. Bütün Kur'an-ı Kerim'in yazdıklarını duymuyor musunuz? Bu kadar kafirler, hem de Nemrut dünyanın tek kralı, sivrisinekle, topal sivrisinekle gitti. Firavun dünyanın en büyük zalimi, zorbası, ha Kızıldeniz'de efendim boğuldu gitti. Mevla'ya çok kolay canım. Bugünün gavurları Firavun'dan, Nemrut'tan beter değil. Bugünün gavurları Firavun'dan daha sağlam değil. Firavun 400 sene yaşadı, başı ağrımadı, karnı ağrımadı yani. Bugünün şeddatları, bugün de var aynı Ebu Cehiller ama efendim onlar kadar şiddetli değil. Allah onları helak etti de bunları mı helak edemez? Eder. Yeter ki benim peygamberlerim, dostlarım benden yardım istesin, ben işi bitiririm, Allah buyuruyor. Ama işte bu ne zamandır? Ümmet hazır olduğu zamandır. Ümmet, eğer o ümmet, düşünün ki Uhud Muharebesi'nde 50 tane okçunun Efendimiz'in sözünü kırması, şurayı terk etmeyin, şuradan ayrılmayın demesi dinlenmediği için ne oldu? Resulullah'ın da bulunduğu, 4 halifenin, o kadar sahabenin bulunduğu bir efendim muharebede yenilgi oldu. Halbuki baştan kazanılmış idi Resulullah'ın emri kırılmakla. Zafer hezimete döndü. Çünkü diyor ki peygamberimin emrini kırmayın. Dur dedi, burada dur. Bitti. Sen dersen ki o harp bitene kadardı, işte şimdi ayrılabiliriz, millet ganimet alıyor, ben de gideyim ganimet peşine. Ya o sana diyor ki buradan ayrılma, arkamızı koruyun, biz sizi arkamıza koyduk. Bak 50 kişi, bu da ihanet değil, hata. Sahabe-i kiram da orada münafık değil idiler. Onlar da şehit oldular orada mübarekler. Kendileri de efendim 48 kişi orayı terk etmekle. Ne kadar büyük bir bozgun oldu. Neden Mevla buyuruyor ki ben göstermek istiyorum ki peygamberimin emrinden çıktığınız zaman böyle olursunuz. Sayıya bakmam, kuvvete bakmam, hiçbir şeye bakmam. Size peygamber yolladım. Onun yoluna uyana yardım ederim. İşte 313 kişiyle Bedir'de galip oldunuz. Sayınız neydi? Gavurların 3 misli az idi. 3'te 1'iydi. Gavurlar size 3 kat fazlaydı. Ama kimi galip ettik? Müslümanları. Ama Huneyn Muharebesi'nde ne oldu? Müslümanların sayısı fazlaydı. Bu sefer sayınıza güvendiniz, biz çoğuz dediniz, yenilmeyiz dediniz. Dünya size dar geldi. Onun için hiçbir zaman ölçüyü gücünüze göre, sayınıza göre, silahınıza göre almayın. Ya ölçü Allah ve Resulüne ittiba, itaat, teslimiyet. Yani Allah'ım benimle beraber midir, değil midir? Rabbim benden razı mıdır, değil midir? Eğer Allah senden razıysa hiç dostun olmasın. Ama Allah sana düşman ise dünya senin olsun. Dostun tutamaz seni, kurtaramaz seni. Kurtaramaz. İşte itikat bu olması lazım. Şimdi demek ki zorbaların, inşallah zorbaların, zalimlerin, hainlerin, kafirlerin helaki yaklaşmıştır. Allah'ın dostları fetih istemişlerdir. Cebbarlar, anitler, şeddatlar inşallah husrana uğrayacaklardır. Tabi bu dünyadaki felaketleridir. Min verâhi cehennem, arkasında da cehennem var Allah buyuruyor. Ya ne kötü bir şey ya. Bugün dünyanın tek kralı olsan sonun cehennem olmak, ne kötü bir şeydir ya. Niye Allah ile harp ediyorsun ya? Niye Kur'an'la, Müslümanlarla harp ediyorsun? Niye?
Ne zorun var? Ve yuska min ma'in sadid. İrinlerden, cehennemde Mevla buyuruyor, irinlerden yukarıda yananların kuspuklarından, leşlerinden, akanlardan içirilecekler Allah'a. Binlerce sene bağıracaklar, su isteyecekler, su tadamayacaklar. Ondan sonra cehennemde milletin irinleri, kusmukları, leşleri böyle tabaklara konmuş, kaynıyor. Ondan içirilecekler, onların yanına getirilecek, dumanından derileri, etleri dökülecek, iskelet kalacak. Onu nasıl içecek? Yetecerrahu, böyle diyor, zorla yudumlayacak. Ve la ekâdü usîhû, boğazından da geçiremeyecek. Ateş! Ve etil mevtü min külli mekân, her tarafından ölüm ona gelecek. Ve mâve bi meyit, ölemeyecek, can boğazına gelecek. Çıkmıyor göğsün, kurtulsun, girmiyor ki rahat nefes alsın. Yani şu dünyada olsa şu iş dünyada olsa bin kere ölmesi lazım. Mesela bir adama sen böyle bir kızgın suyu içirsen, bağırsaklarını parçalayıp da dışarı döküyor, bağırsaklar hep dışarı çıkıyor. Bu durumda adam yaşar mı? Düşünsen ki derisi, yüzünün bütün derisi kalkıyor, dökülüyor. Efendim eti kopuyor, kemiği kalıyor. Bu adam yaşar ama Mevla buyuruyor, yaşatacağım. Çünkü çektireceğim, çünkü süründüreceğim. Çünkü onlar benim dinime, dostlarıma büyük zulüm etmişlerdir, cezaları bitmez. Ölmek mümkün olsa ölürler ama öldürmem diyor. Ve min verâi azâbun galîz. Bunun ötesinde de çok katı azaplar yapacağım. 70 senede çıkılan dağlar ateşten dağlara çıkaracak, ateşten balçıklara batıracak, her bir adımda kül olacak, tekrar taze deriler verecek. Evet kardeşlerim, fakir olalım, hakir olalım, üzülmeyin, yeter ki Müslüman olalım da şu azaplara namzet olmayalım, tamam mı? Dünyada hastalıktan inlesen, fakirlikten kırılsan, hapishanelerde sürünsen, çiğnensen, bir bak ki ahiretim ne olacak? Eğer ahiretin cennetse tamam. Ama dünyada ağasın paçasın ama Allah Resulü'nün düşmanısın. Öldüğün gibi sonun bu olacak. Öyleyse senin hiç imrenecek bir halin yok, acınacak bir halin var. Neyine imreneyim senin? Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Buna kimse dayanamaz. Benden söylemesi, gelsinler Allah ile barışsınlar, sulh olsunlar, tevbe kapıları açıktır. İnşallah ne günahımız varsa affımızı isteyelim de Rabbimizle barışık yaşayalım. Zaten iki günlük ömrümüz kaldı. Öldük mü yüzümüz ak olur inşallah. Şimdi bu ayetlerden büyük müjdeler aldık. Ne aldık müjde olarak? En büyük müjde, Mevla vahyetti ki zalimleri helak edeceğiz. Dostlarımızı iskan edeceğiz, emniyetimizi, hürriyetimizi iade edeceğiz. İnşallah mutlaka bu vaadi ilahidir, tahakkuk edecektir ama inşallah bizler bir an evvel kendimizi düzelterek yardıma bir an evvel layık olmak. Mesele bu. Tövbeyi çabuk yapalım, acele edelim, ümmet olarak çoluk çocuk hep Allah'a yönelelim. Rabbimiz de nusretiyle teyit buyuracak inşallah. İşte Kabe'de okunanlardan bir ders size. Birkaç ayet ama büyük nasibiniz olur inşallah. Evet. Efendim kardeşlerim. Hezeyanları durmaz. Ama Allah-u Teala Hazretleri vaadini incaz eder, vaadine hulfetmez, sözünde durur, ne buyurduysa o olur. Biz inşallah Rabbimizin yolunda gayret edelim ve nusretini istirham edelim, fazl-ı keremiyle mazhar olalım inşallah. Ediyordum. Bunun üzerine bir gazete getirdiler. Burada ilk geldi bana. O gazete efendim ya ihmal sonucu efendim ya da ihanet sonucu böyle bir şey yapmış. Bir fetva heyeti başkanı geçinen sapık adam orada diyor ki İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine dair hadisler uydurmadır.
İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Bunun üzerine biz bayağı sohbetler yaptık. Bunu duyunca tabii onlar da tornistan ettiler. Yok özür dileriz, yok şöyle yaparız, böyle yaparız ama ortalığı ifsat ettiniz bir defa. Bunu nasıl düzelteceksiniz? Bundaki hadisleri hiçbir kitapta bu şekilde toplu bulamazsınız. Eşsiz! Hele bir hadis var, aman ya Rabbi, çocuklarınıza bile orada tembih var. Medreselerde git, küçük çocuklara, talebelere mutlaka öğretilmelidir diyor hadisin sonunda, hadisin ravisi. Şimdi Risale'nin başında İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırıldığına dair ayet. İsa Aleyhisselam ölmedi, göklere sağ olarak kaldırıldı, ayet var. Ondan sonra ne var? Şam-ı Şerif'teki Emevi Camisi'nin İsa Aleyhisselam'ın ineceği caminin resmi var. Ondan sonra ne var? İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın ineceğine dair ayet, Zuhruf Suresi. Ondan sonra ne var? Beyaz Minare. Nerede bu Beyaz Minare? Şam-ı Şerif'te. İsa Aleyhisselam nereye inecek? Beyaz Minare'ye inecek, Şam-ı Şerif'te. Diyanetin İslam ansiklopedisinde bile asılsızdır diyor. Ne kadar cahillik. Halbuki ben burada kaynaklarını yazıyorum. Müslim, Ebu Davud, Taberani ve Buhari Tarih-i Kebir'de cilt sayfa ve bütün numaralarıyla, ki bunu görmemişler herhalde ya da gece geçmişler. Ondan sonra efendim kaynaklarıyla yazdım hepsini. Bir ön söz hazırlamışım, sayfalar. Bütün kitabın sanki hülasasıdır. Ön söz 4-5 sayfadır. Lütfen okuyun. Bundaki yani hadisler yavaş yavaş zaman zaman okuyacağım. Ancak şu arkada güzel bir not var. Son sözden ön sözü mutlaka okuyun. Ve İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanmanın ehli sünnet itikadı olduğuna siz de kanaat getireceksiniz. Ve bir insan İsa Aleyhisselam inmeyecek, Mehdi çıkmayacak, Deccal çıkmayacak derse de kafir olacağının da ispatını da burada garanti bulacaksınız. Bunların hepsi burada. Ancak bu gece bir hadis kısaca tercüme edeyim. Zaten tercümeleri burada var. Hepsini tek tek artık vakit olursa yavaş yavaş okursunuz. 109. sayfada hepiniz mutlaka çoluk çocuğunuza bundan sonra kıyamete kadar neler olacak Allah peygamberine bildirdi. Şu kitabı bir okursanız kıyamet kopana kadar sanki seyretmiş gibi garanti Resulullah'ın haberleri çıkacak. Hani biz önümüzü göremeyiz ama Allah'ın peygamberi bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas buyuruyor ki radıyallahu anh'a Deccal'a en evvel 70 bin Yahudi tabi olacak. Bugün Deccal zaten Yahudidir. Yahudilerden çıkacak. Deccal'ın tarifi var. Hiçbir camide, hiçbir cuma hutbesinde, şuradaki cemaat hepsi bu caminin cemaati değil. Bugün burada belki 100 tane camide cuma kılan adam var ayrı ayrı. Bu kadar senedir cumaya gidersiniz. Hutbe dinlersiniz. Bir kere rastladınız mı ki Deccal'ın tarifi şudur. Anlı bu efendim gözü sol gözü, kaşı yoktur. Anlı gibi dümdüzdür. Anlında şu yazar. Tipi budur, şeyi budur. Efendim diye veya İsa Aleyhisselam inecek şuraya tarifi şudur diye bir cuma hutbesinde rastladınız mı? Ha, rastlamadınız. Çünkü kitapta diyor ki Deccal'ın çıkmasına yakın olunca diyor hutbelerde bu konular anlatılmayacak diyor. Görüyor musun alametesi? Bir cuma çıkıyor herif ağaç dikme haftası. Öbür hafta diyor sokak süpürme haftası. Tamam uyut da gitsin. Yahu diyorum hocalara, ben 2 saat konuşuyorum milleti uyutamıyorum. Siz 10 dakikada nasıl uyuyorsunuz? Adam cumada diyor ki çok hutbede uyudum ya diyor. Ya sanki 2 saat hutbe var. 10 dakika ya. Ama sen alırsan eline gazeteyi okursan orada romanı uyur herif. Uyur. Doğruyu anlatsana. Deccal konuşuruz. Daha çok konuşuruz. Deccal bugün sağ. Deccal şu anda yaşıyor. Deccal peygamberimizin zamanından beri yaşıyor. Temimi Dari Hazretleri sahabeden Müslim hadisinde bir adada Deccal'ın olduğunu gördü. Mehdi daha doğmuş mu Allah bilir. Mehdi doğacak, büyüyecek o vakti gelince. Ama Deccal yaşıyor. İsa Aleyhisselam 2000 yaşında. İşte 2000 senesi onun doğumudur gökte. Miraç gecesi sohbette anlatılıyor. Sağlam hadiste 2. kat cemaada bunlar haktır. Hepsinin sağlam hadislere dayanıyor. Niçin Resulullah Efendimiz 5 vakit namazda Deccal'dan sığındı?
Niçin diyor ki ben varken çıkarsa ben ona yenerim diyor, yani o kadar yakın görüyor. Beş vakit namazda bunu dua yaptı ve hatta namazda yapılmasını emret. O duayı da ben size burada yazdım. Her namazda yapılması gereken bir duadır Deccal fitnesi. Ama kimsenin haberi yok ki. Allah muhafaza etsin. Şimdi dinleyin. Uzun Deccal'ın tarifleri var. Şudur budur. Şimdi Deccal'ın çıkmasının zamanının alametlerini yazmış bu hadiste. Kısaca ben siz okuyun bunu. 109. sayfede. Ben şimdi hepsini bitiremem. Uzun bu hadisler. Bak, insanlar iyiliği emretmeyecek. Yani kimse kimseye namaz kıl demeyecek. Nasıl? Adam kendisi kılıyor, oğluna kıl demiyor. Kötülükten ne edecek? Bir kimseye zina etme, faiz yeme demeyecek. Adam öldürmek çok ucuza gelecek. Nasıl? Sinek avlar gibi de millet birbirini öldürüyor. Hiçbir şey yok. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyecekler. Allah! Faizler yenecek. Sağlam binalar yapılacak, yüksek. 20 kat, 30 kat, bunu 1400 sene evvel söylüyor. He? İçkiler içilecek, çalgıcı kadınlar oynatılacak. Bidin televizyonlarda şimdi, çalgıcı karılar, çıplak çırıl çıplak. İşte millet her eve girmiş. Erkekler ipek elbisesi giyecek. Allah Allah. Firavun hanedanının kılık kıyafetini giyecek. Firavun'un adamları gibi giyinecek böyle. Erkekler karı gibi süslü müslü. İnsanlar sözleri bozacak. Allah kimse kimseye verdiği sözü, bugün dünyada söz diye bir şey kalmamış ki, ne Allah'a verdiği sözde durur ne kullar. Din öğrenilecek ama din için değil, dini de dünya için öğrenecekler. Şimdi mesela bu kadar fakülteler, bu kadar proflar, bu kadar doçlar, bunların branşı tefsir profesörü. Herif tefsir profesörü, suratına baksan Kur'an'dan eser yok. Herif televizyona çıkmış. Diyorsun bu acaba ne cins, nedir bilmiyorsun ki. Bir de altına yazıyor bilmem nerenin dekanı. Aa, yani müftü vaizleri yetiştiren adam ha. Ondan diploma almasan imam olamıyorsun. Herifin bir tipine bak, bir de konuştuğunu dinle. Bak şimdi ne diyorlarmış? Diyorlarmış ki Türkçe'de namaz olur. Ben demiyorum onu ki. Onu demek için en azından profesör olmak lazım zaten. Profesör olmadan o lafı diyemezsin. Profesör olursan mason locasına kaydolursun zaten. Ondan sonra da bunu dedirttirirler. Selman-ı Fatih'ten hadis rivayet. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi camileri süsleyecekler. Bak camileri süsleyecekler diyor. Şimdi camiler aman ya Rabbi. Mermerler, çiniler, süslemeler ama cemaat yok. Kalpleri perişan, camiler süslü. Ondan sonra akraba ilişkileri kesilecek. Ya ben çocukken hatırlıyorum, sanki benim yaşım 50 değildi yani. Ben çocukken hatırlıyorum, bir bayram olurdu hep akrabaya gidilir gelinirdi. Şimdi daha 5-10 sene geçti, şimdi bayram oluyor, ne gelen var ne giden var ya. Ondan sonra kurra çoğalacak, fukaha azalacak. Kurra ne demek? Hafız çok. Ama fıkıh bilen yok. Mesela şimdi desen ki varsa bir mevlüt okuyan cenazemiz var, 40 tane bulursun. Ama desen ki bir fetva soracağım fıkıh alimi, bir tane bulamazsın. İzmit'i geçsen 4 mezhep üzerinde bir fıkıh bilen alim bir tane zor çıkar. Belki de yok. Ama hafız ararsan bul. Nerede bulursan götür. İşte dini bilenler azalacak. Allah'ın hududu çiğnenecek. Sınır bir şey yok. Erkekler karılara benzeyecek. Allah Allah. Erkek aynı karı gibi efendim kıyafeti, kılığı, küpeler takmış, kurdalalar kafasını böyle. Bakıyorsun arkadan erkek mi karı mı? Karılar erkeğe benzeyecek. Karılar erkek gibi taracık pantolon giymiş. Erkekler karı gibi. La havle ve la kuvvete illa. Ondan sonra erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla tatmin olacak. Yani iki türlü livata, kadın kadına, erkek erkeğe. Neuzübillah. Bu da kırıla gidiyor. Efendim, işte o zaman Allah Deccal'ı gönderecek. Şu sayılanlardan bir eksik var mı? Bekle Deccal'ı o zaman sen. Yakındır. Allah onlara musallat edecek Deccal'ı, öyle intikam alacak. Müminler Beyt-i Mukaddes'e sığınacak. Mekke Medine'yi çiğneyemeyecek. Geri kalan her yeri çiğneyecek. Neler olacak? Eğer kıyamete yakın neler olacak böyle gözünüzle görmek istiyorsanız, hani belki ömrümüz yetmeyecek ama Allah'ın Resulü yalan söylemez. Ne buyurduysa o çıkıyor. İşte bu eser
Böyle bir kitapta mislini bulamazsınız. Kendi kitabım diye söylemiyorum. Okursanız tasdik edeceksiniz. Okuyun, şuurlanın, gününüzü, ilerinizi görün. Ona göre hazırlığınızı, tedbirinizi alın. Çoluk çocuğunuzu da böyle yetiştirin. Deccallara teslim etmeyin. Şerlerinden Allah'a sığındırın. Tamam. İnşallah ümmetin ehli sünnet itikadına dönmesine vesile olsun. Şimdi efendi kardeşlerim, dualarınızı Mekke'de, Medine'de dilim aşındı. 20 gündür sizin duanızla meşgulüz yani. Başka bir işimiz yok. Dua. Okuyoruz, dualarınızı yapıyoruz ama bu gece de kısa bir dua yaparız. Ya Bilal enfik ve la tegaf min dil arşi iklala. Ey Bilal, Allah'ın yoluna ver, arşın sahibi zengin Allah seni fakir etmeyecek. Korkma buyuruyor. Şimdi Hazreti Bilal ne diyor biliyor musun? Resulullah Efendimizle beraber o kadar açlık çekerdik ki diyor, 3 gün 3 gece geçerdi diyor, şu kadar ekmek bile bulamadığımız olurdu diyor. Kainatın efendisi sahabeleri 3 gün geçip de boğazlarından bir şey geçmediği olur idi. Bugün en fakirimizin evinde kaç çeşit kahvaltılık vardır? En fakirimiz. Onun için biz daha henüz bir şey çekmemişiz. Ne kadar darlık çeksek onlar gibi çekmemişiz. Onun için onlarla yarın ahirette buluşmamız için efendim biz de Allah'ın yoluna cömertçe verelim ki Rabbimiz fazl-ı keremiyle ağzımızı çoğa sayar inşallah. Niyetlerimizi halis eder de bu imtihanı bize kazandırır. Neye göre kazanılıyor? Ne kadar cömert olursan ona göre. Ebu Bekir Sıddık ne yapmış? Bütün malını vermiş. Cebindekilerin hepsini demiyorum. Ha siz şimdi zannedersiniz ki ben şimdi cebimdekinin hepsini verirsem en büyük adam benim. Cebindekinin hepsini demiyor. Bütün malını vermiş. Tapular var ya neler varsa. Hepsini vermiş. Hazreti Ömer de bir kere zengin zamanıma rastladı diyor. Resulullah Efendimiz de verin Allah yoluna deyince diyor bu sefer Ebu Bekir Sıddık'ı geçerim demiş. Niye? Ebu Bekir Sıddık vere vere fakirleşmiş. Hazreti Ömer de o arada zenginleşmiş. Dedi ki ben şimdi onu geçeceğim. Geldik Resulullah'ın huzuruna. Ya Ebu Bekir ne getirdin? Dedi ya Resulullah bütün malımı getirdim. E çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah'a peygamberi bıraktım. Söze bak. Hazreti Ömer sesini kısmış. Ne getirdin? Dedi yarısını getirdim. Halbuki o yarısını getirince zannetmiş ki Ebu Bekir'i geçerim. Ha, çoluk çocuğuna ne bıraktın? Dedi yarısını da onlara bıraktım. Buyurdu ki ma beynekuma ma beyne kelameykuma. Şu ikinizin sözünün ne kadar farkı varsa derecenizin de o kadar farkı var. Şimdi çoluk çocuğuna Allah'ı peygamberi bıraktım demek nerede? Malın yarısını bıraktım demek nerede? Mesele burada. Yani en iyi, en ileri gideceksin öyle mi? En ileri neyle gidilir? Malını, canını acımayacaksın Allah'ın yoluna. Cömert olacaksın ama canını da hapse girerim, dayak yerim, kötü söz işitirim, laf işitirim. Yok. Malını, canını koy ortaya. Allah'ın cenneti cemali müşteri arıyor. Senin olsun. Mübarek olsun. Ona göre yani borcumuz başımızı aşmış. Yükümüz sırtımızı efendim çok ağırlatıyor. İnşallah Allah sizin de yüklerinizi sırtınızdan kaldırır. Şu yardımla duaları alırsınız inşallah. Şimdi dua edelim. Siz de elinizden geleni infak edin. Ne müyesser olursa Allah rızası için niyet edin, ihlas edin, verin. Allah Teala kabule karin etsin. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme enna eselükel cenne. Ma garrabe ileyha min kavli ma'amel. Ne'udu bike minen nâri ve ma garrabe ileyha min kavli ma'amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا ربي كعبة معظمة وروضة مطهرة bu cemaatlarımız hakkında bize ne dua nasip ettin ise bugün burada ve ölünceye kadar ve kendilerimiz ve nesillerimiz hakkında o duaların kabulünün eserini üzerlerimize izhar eyle ya Rabbi. Gelmek isteyip bu gece özründen gelemeyenleri de bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Bir kere gelenleri hidayet eyle ya Rabbi. Tevbe-i nasuha muvaffak eyle ya Rabbi. Gelecek Miraç gecesi ruhani Miraç nasip eyle ya Rabbi.
Nusret eyle, lütfeyle, dostlarına yardım eyle, düşmanlarını hakir eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ehl-i sünnet vel cemaati payidar eyle. Ehl-i sünnet mezhebimiz ilâ yevmil kıyam payidar eyle. Adasını makhur eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, askere giden kardeşlerimiz bizden dua istiyorlar. Kağıt yazıyorlar. Sana havale ediyoruz. Askerde ne kadar kardeşlerimiz var ise, cemaatlarımız, sen muhafaza eyle. Müslüman askerlerimizi, polislerimizi, ehl-i sünnet ordumuzu mansur muzaffer eyle, adasını mağlub eyle. Her yerde ehl-i sünnet vel cemaati kayır ya Rabbel Alemin. Adasına galip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabirlen nur eyle, azablan defu ref eyle. Dualarımızla emsal-i cibal rahmetlerini kabirlerine buralardan hediyeledik, idhal eyle. Daha evvel ya Rabbi cemaatinde bulunup şimdi kabirde bulunup bizden hediye bekleyenlere de ihsal eyle. Bize de ölürken nasip eyle, arkamızdan da unutulmamak, böyle cemaatlerle okunulmak nasip eyle. Sakal bırakanlara Habibine komşu eyle, şefaatlerine nail eyle. Habibinin emrinden çıkanlara ya Rabbi buyurduğun büyük bir fitne ve azabı elim tehdidinden halas eyle ya Rabbi. Hepimizi ya Rabbi, içimizi dışımızı, ya Rabbi zahirimizi ve batınımızı, bütün muamelatımızı Habibinin sünnetine uydurmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Bizim sağlığımızda onun dinini, sünnetini yaşamayı, yaşatmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle, teccal şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün kıyametin küçük büyük alametlerinin, fitnelerin ya Rabbel Alemin müptelası olmaktan halas eyle. Ve dostlarını koruduğun gibi bizi de muhafaza eyle. Amin diyen dillerini harcayımdan azad eyle, dualarını tutup keremle kabule karin eyle. Amin bi hurmet ta'a ve yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhun nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâhına kâfeten ve ilâ ervan mâdina mâtihâdil cemaatil Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Mâlik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.